Bir stand çalışanı bir sızlık yaptığımızı düşünmüş. Türkiye'de adapte olmaya çalışırken bir anda böyle bir suçlamayla maruz kalmak. 69 senelik bir kitap ve bayağı serüven oldu benim için kitap okumak. Selam. Bu videoyu şu an farklı bir amaç için çekiyorum. Bu aslında bir yarışmaya katılmamın bir ürünü olacak. Bir iki hafta önce Cansu Akın'ın YouTube kanalında bir video gördüm. Sony Vlog Challenge diye. Ve çok ilgimi çekti aslında bu konsept ve böyle bir video yapmak. En büyük tutkumuzu anlatan bir video çekmemiz istendi bu yarışma için. Ve ben de böyle ilk izlediğim zaman dedim ki ben de yapabilir miyim acaba, yapsam mı falan filan derken yaptım. Yapıyorum şu an. En büyük tutku, en büyük tutkunuz nedir gibi bir soru aslında bu videonun konusu. Ve ben de size bu videoda en büyük tutkumu anlatacağım. Benim size bu videoda anlatmak istediğim en çok ve böyle tutkuyla, aslında tutkuyla yapmak bir şey nedir tam olarak bir fikrim yok. Benim yapmayı çok sevdiğim bir şey böyle resim, müzik gibi somut getirisi olan bir şey değil. Kitaplar benim en büyük tutkum. Kitap okumak, edebiyatla ilgili olmak, bununla ilgili bir şeyler yapmak. Bunun içerisine böyle bununla ilgili belgeseller, röportajlar, filmler, kitapları konu eden ya da direkt okumak. O yüzden böyle arkamdaki kütüphanemde, bu aslında esas kütüphanem değil, bu odamda bulunan kitaplığım. İlk okuduğum kitaplar, sevdiğim kitaplar falan filan derken sıraladığım şeyler oldu bu kitaplık benim için. İlk kitap okumaya başladığım zamanlar hatırlarım, ilkokuldayken. Şimdiki zamanı kıyasladığım zaman aslında her zaman bıkmadan, usanmadan yaptığım bir şey oldu. Kitaplar, kitap okumak. Çünkü küçükken birçok şeyden derse gönderildim. İşte müzik aleti çalmak için keman dersine gittim, resim kursuna gittim. Hiçbirinde tam bir verim alamadım. Tiyatroya gittiğim zaman bir sevdim ve ondan sonra bunu meslek olarak yapmayı düşündüm ve okulunu okudum. Ama kitaplar hep hayatımın bir yerinde oldu. Bir yere giderken, okula giderken, yolda, sokakta, hep çantamın içinde mutlaka bir de kitabım olmuştu. İlkokula başladığımı söylediydim. İlkokuldan birkaç kitabım var daha. Buldum bir kitabı. İlkokulda okuduğum kitaplardan birini. Bir tane daha vardı ama onu bulamadım. Yenisini batıran kaptan diye. Esas onu çok sevdiydim. İlkokulda okuduğum zamanlarda ilk okuma alışkanlığımı kazanırken. Bu kitabın aslında bir hikayesi var. Bundan da kısaca bahsedeyim. Selen Kıbrıs'ta kitabın ismi, Aysel Gürmen de yazarının adı. İlkokuldayken ben bir 4. sınıftım sanırım, ya 3 ya 4'tüm. Kitap fuarına gidecektik. Kitap fuarı da biraz uzak bir yerdeydi bizim ilkokulumuzda ama otobüs tutulacaktı falan filan. Böyle gidecektik. Felaket bir yağmur vardı, yollar kapandıydı, rüzgar vardı, yağmur vardı, elektrikler gidip gelirdi falan, böyle çok kötü bir gündü, fırtınalı bir gündü. Ve okulda öğretmenlerimiz bize dedi ki kitap fuarına gidemiyoruz çünkü yollar çok kötü, çok riskli böyle bir havada dışarı çıkmak falan. Benim defterime yazdıydım almak istediğim kitapları. Ama olmadı. Olmayınca birkaç gün sonra okula, bizim hani kitap fuarına gidemeyişimizden dolayı kitap fuarını düzenleyen şirket bizim okula geldi ve bizim okulda standlar kurdular. Kitaplar getirdiler kitap satışı yapmak için. Ve burada da bu yazar, Kıbrıslı bir yazardı zaten Aysel Gürmen. Konuk sanatçı, konuk yazar olarak okula geldi bizim ve imza günü düzenledi, söyleşi yaptı bizimle. Burada imza attığım da Mahmut için. Böyle bir şey, Mahmut için sonsuz sevgiyle. Tarihi yazmıyorum üstünde ama muhtemelen 2002-2003 yıllarıydı bu olay olduğu zaman da. Çok benim için çok özel yani bu kitap, o yüzden hep hiç ayırmam. Nereye gitsem de götürürüm yanımda. Bir tane daha vardı, onu bulamadım. Kitaplarla hep güzel anılarım oldu. Daha önce söylediğim gibi komik anılarım da oldu bunlarla ilgili. Bazen mesela lisedeyken, ortaokul lise zamanlarımda sabah 6'da okula gitmek için kalkardım. Ve bazen böyle geceden bir kitap takıldıysa aklıma onu okurdum. Okula geç kaldığım böyle böyle zamanlarım da oldu. Ya da hep hayal gücümde kitapların aslında değiştirdiğini hissederim. Yani yine ilkokuldayken hiç hayal edemediğim diyarlara, daha henüz hiç yurt dışına çıkmamışken farklı farklı ülkelere, farklı farklı kıtalarla ilgili bilgi sahibi olabildiğim kitaplar sayesinde. Kitaplarla dediğim gibi komik anlarım da oldu. Mesela ben üniversitedeyken ilk aylarında okulun bir tık böyle muhtemelen Kıbrıs'tan Türkiye'ye gitmek, oraya adapte olma süreci falan derken sıkıldığım zamanlar da olurdu arkadaş ortamlarında. Ve şivemin de değişik olmasından dolayı hep bir çekince duyardım konuşmaktan. Beni hep bir noktada içime kapanmam aslında sebep olan bir şeydi bu.
hiçbir şekilde yargılanmadım ya, dalga geçilmedi şivemle tabii ki, Kıbrıslı olduğum için. Ama ben de konuşmaktan çekinirdim. Ve konuşmaktan çekindikçe de sıkılmaya başlardım doğal olarak o ortamdan. Ve bazı zamanlarda işte arkadaşlarımla şakayla sıkıldım sizden deyip açıp kitap okuduğum zamanlar da oldu, kafede, okulda falan. Garip bir durumdu benim için. Şimdi arkadaşlarımla hala daha konuşurken bu durumu gülerek anlattığımız bir şey. Ama o zaman onlar da bana böyle birazcık garip baktıklarını hatırlarım. Az önce video çekerken hafızamın dolu olduğu için çekmemiş son anlattığım şeyleri. Biraz sinirlendim ona ama keyifli bir sinir yaşadım. Mutlu bir sinir yaşadım. Şimdi oraya geçelim. Hırsızlık anımı anlatırken videom gitmiş. Anlattığım şey şuydu. Ben üniversitenin ilk yılında 1. sınıfın sonlarına doğru bir kitap fuarına gittik arkadaşlarımla. Orada kitapları incelerken arkadan biri, bir stand çalışanı bizim nedense hırsız olduğumuzu düşünmüş, hırsızlık yaptığımızı düşünmüş ve bizi şikayet etmiş polise. 5 kişiydik ve gayet böyle gürültüler çıkaran, etrafı inceleyen falan, bu kitap nasıl, şu kitap nasıl falan, bayağı dikkat çekici bir gruptuk. Nasıl böyle bir şeye varabildi onu da anlayabilmiş değilim. Kitap fuarından çıktıktan sonra hatta kitap fuarının önündeki kafede oturup çay içmeye oturduk. Herkes kitaplarını çıkardı, neyi aldığını falan filan konuşabilmek için. Oturup bunları konuşurken polis geldi yanımıza. Arkadan daha az önce dediğimizde şüphelenen kişi geldi. Ve işte bizim hırsızlık yaptığımızı düşündüklerini söyledi. Polis de fişimizi görmek istedi. Makbuz ya da herhangi bir şey görmek istedi. Bunları satın aldığımızda kitapları. Biz de hemen çıkardık, gösterdik. O sırada böyle arkadan orada yaşayan insanlar vardı. O semtin yerlileri. Onlar da gelip işte bunlar genç, biz onayın herkesi, kitap bu kitap falan, kitap okumak suç değil gibi kahramanlık şeylerine bağladı arkadaki amcalar. Sonra polisler de ikna oldu, hani bizim fişlerimizi görünce, bir şey çalmadığımızı anlayınca ikna oldular ve bizi bıraktılar. Arkadan da bir amca vardı şehir merkezlerine inecek olan. O da dönüp bize dedi ki işte gelin dedi, atlayın benim kamyonuma dedi, ben sizi götürürüm, otobüse para vermeyin dedi. Onun kamyonuna atladık şeyine. Kamyonun arkasındaki ne olur o kasa mı olur, açık kasaya atladık ve böyle ilk maceralı yolculuğumu da yaptıydım orada üniversiteye başladığım zaman. Sonra ne oldu peki? 2-3 gün sonra bu şikayet edildiğimiz yayın evinin sorumlusu gibi bir şey bir arkadaşımızın telefon numarasını buldu. Ve bizden özür dilediler. Hatta arkadaşımıza işte kitap fuarına tekrar gelin, size bir miktar hediye çeki vermek istiyoruz ve istediğiniz kitapları alın gibi bir teklifte de bulundular. Bu böyle bir anı olarak kaldı bizde. O zaman çok korktuydum. Türkiye'de daha böyle alışmaya çalışırken, adapte olmaya çalışırken bir anda böyle bir suçlamayla maruz kalmak, nedense böyle bütün hayatım böyle mi geçecek benim falan gibi düşüncelere girdiydim orada. Ya böyle komik şeyler de oldu, kötü şeylere sonradan komikleştiği de oldu, güzelleştiği de oldu ve böyle bir serüven oldu benim için kitap okumak. Kitap hayatımın her alanında sürekli, en yoğun olsam da, en yoğun günümde de sonrasında bir 3-5 sayfa okuduğum bir şey haline döndü. Tutku haline döndü işte, sanırım tutku bu olur. Tutkuyu tanımlamak bu olur benim için. Bu süreç içerisinde kitaplarla ilgili küçük bir koleksiyon da oluşturmaya başladım. Eski kitaplarla ilgili. Çünkü sahafları gezmek Türkiye'deyken benim çok sevdiğim bir aktiviteydi falan ve oradan bazı kitaplar da edindim. Onları da göstereyim. Buradaki evimde değil hepsi. O yüzden sadece bulabildiklerimi göstereceğim. İlk göstermek istediğim hemen hızlıca göstereyim. Said Faik'in Seman Veresi'nin kitabı ilk basımıymış. Nisan 1951, yani 69 senelik bir kitap ve bayağı kötü durumda aslında, şey cildi falan yıpranmış. O yüzden bu kitabı alıp başka İş Bankası'nın yeni çıkarttığı güncel yayınlarından okudum. Bu kitabı sadece böyle koleksiyonum için tutuyorum. Kitaplarla anlatacağım şeyler bunlardı. Ve kitaplar sayesinde aslında bu sonsuz öğrencilik durumu diye kendimi tanımladığım, böyle tanımlayabilirim sanırım. Ve bunun da en büyük etkeni kitaplar kesinlikle. Kitap okuma tutkum. Çünkü her seferinde bir kitap okuduktan sonra o kitabın içinde geçen başka şeylerle ilgili bir şeyler okurken buldum kendimi ve... Burası devlet kütüphanesi. Ben tez yazarken üniversitede, daha sonrasında da hep buraya gelip bulmaya çalıştım aradığım kitapları.
lisede okurken, hatta ilkokulda okuma alışkanlığımı burada kazandım diyebilirim. Hep böyle beni bir araştırmaya itti. Bu da akademik yaşantımla etkiledi tabii ki. Şu an bu durumun içindeyim. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar benim. Eğer aklıma başka bir şey gelirse onu da eklerim. Ama şimdilik bu kadar. Şimdilik benim kitaplarla ilgili bahsedebileceğim, aktarabileceğim düşündüklerim bunlar, düşüncelerim bu. Kısaca anılarımdan bahsetmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Havalı bir cümle aradım da bulamadım. Güzel bir cümleyle kapanış yapmak istediydim, böyle bir fon bir şey ama aklıma gelmedi. Ya o yüzden böyle kapatıyorum videoyu. İzlediğiniz için teşekkürler. Okumak sizi özgürleştirir, müptelalara selam olsun gibi sözler var ya. Öyle bir cümleyle kapatmak istedim ama bulamadım. O yüzden ben böyle direkt kapatıyorum. O yüzden görüşmek üzere, bay bay.